Güzel Canan, nasılsın? Güzel Canan dedikçe kendimi güzel hissetmeye başlayacağım. İyiyim. Güzel Can. Sen nasılsın? İyidir. Geçen birileri de yorum yapmış ne kadar yakışmış diye. Bence de yakışıyor sana Güzel Hakikaten Canan milletin gibi. hoca. Tabii artık böyle şey nasıl diyelim. Direkt nokta atışı hitaplar azaldığı için. Ne haber kanka? İyiyim baba. Senden ne haber abi falan. Bu biraz daha tabii Beylerbeyi civarının kültürüyle alakalı olsa gerek Mustafa Bey. Sizin yaşam alanınıza yakın. Yani evet, seninki de bundan çok uzak değil ama Caddebostan kültür olarak. İyi de ben daha 4 senelik. Ben Angaralıyım abi. Çok uzun süreli dostluklar bir süre sonra bu seviyeye varıyor ya, yani erkek erkeğe de olsa hafif feminelleşiyor aslında arka tarafta. Tabii. Eskiden ne Tabii güzel böyle kolumuzu atar da şöyle gezer. tabii. Ben hatırlıyorum babamın 1980'li yıllara gelmeden öncesinde işte eşiyle dostuyla beraber el ele Trabzon'un ortasında içmeye gittiklerini hatırlıyorum. Normal bir şeydi o dönemde, yani kimse onların eşcinsel olduğunu düşünmüyordu. Aynen öyle. Bugün yapsan sıkıntı var. Senle düşünsene el ele yemek yemeye gittiğimiz yer neydi? İki tane kel el ele geziyorlar. Hiç güzel bir görüntü değil yani. Tavsiye etmiyorum. Bak ne kadar tuhaf bir değişim değil mi? Yani kültürel anlamda değişim. Yani o dönemde hiç aklımıza gelen bir şey değildi bunun eşcinsellikle ilgili olduğunu düşün. Biz yani insanlar şöyle gerçekten omuzuna elini atıp beraber dolaşıyordu değil mi? Yani Tamam. bu sadece ortaokul çocuğu olarak biz yapmıyorduk değil mi? Büyükler de Yok yapıyordu yok yani bunları. benim babam falan da var öyle. Yani bir dönem bu işte yani dostluğu, yakınlığı ifade. Ya biz temassal bir toplumuz zaten. Yani birbirimize temas ederek ancak rahat edebiliyoruz. Yani muhtemelen onunla ilgili bir şey ama tabii araya başka sosyal endişeler gelince yeni kültürel kodlar özellikle devşirilmiş olanlar yani sık sık kültürel emperyalizm kanallarından bolca gördüğümüz ilişki biçimlerini göre göre benimsemeye başladıktan sonra yani mesela benim çocuklarım sarılmaktan ziyade hani bu şey var ya zencilerin yaptığı cut, cut, push, push, ho, man falan. Onları havalı buluyorlar mesela. Ya da dönem dönem bunlar değişiyor yani. Kültür neticede. Ben de hala, sen de biliyorsun, sen de öyle yaparız şeyde, şey önemlidir. Pandemiden sonrasında bunu da yapamıyoruz artık da. Hani sarılma önemli bir şeydir. Biriyle görüştüğün zaman, karşılaştığın zaman hani sarılarak birbirine hoşlama Ya şey bir ben bugün şeydir. işte okula Güzel bir gittim. İşte hocalarla falan, Deniz Ülke Hoca ile Meltem'le falan. Arkadaş böyle sanki frenimize basılmış gibi uzaktan ne haber iyiyim sen nasıl şeydir. yapıyorsun? Bayağı sarılıp öpüşüyormuşuz yani. Ama şeyle Asil Hoca ile karşılaştım çıkışta. Hakikaten böyle bir kerkindik böyle bir kaldık yani ne yapacağımızı bilemiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Temassal toplum olmak zor. Ya bak, uzun zamandır ertelediğimiz hikaye şu kültürel evrimi bugün konuşalım. Hem de böyle hafif de çekiştire çekiştire terimlerini, terminolojisini oturta oturta konuşalım. Çünkü pandemi sonrasındaki beklenen değişimin ana DNA'sının da bu kültürel evrimin hareket biçimiyle oluşacağını düşünüyorum, fark ediyorum. Senin de çok önemli bulduğunu biliyorum. Benim de çok önemsediğim konulardan bir tanesi. Gel biraz uzun da sürse, birkaç bölüm de sürse azıcık bir kültürel evrim konuşalım. Biraz işi tanımlayalım, tarif edelim falan, devamında bizim hayatımıza nelere etki ediyor, neleri değiştiriyor falan diye sohbet edelim diyor. Kültür nedir tarifiyle beraber de başlayayım. Çünkü sen de evrim nedir tarif et. Gel onları birleştirelim birbiriyle beraber. Nasıl işlediğine bakalım hikayede. Bir yerde bir şey okumuştum ben. Yani kısa tanımları seviyorum ya. Maymunun yapamadığına kültür denir diye bir tanım vardı. Çok hoşuma gitti. Yani şempanzenin yapamadığına kültür denir. Biz işte ne yapıyorsak ondan farklı o kültürmüş. Öyle bir tanım okumuşluğum var. Ya evet, yani şey sembolik olarak işimize yarar ama bir yandan da maymunun da kendine ait bir kültürel davranışı var aslında. Var tabii ki. Yani genel bir teoriyle bakacak olsak var gibi görünüyor. Abi yaptıklarımızı nasıl yaptığımızın biçimi kültür aslında. Yani nasıl yediğimiz, nasıl içtiğimiz, nasıl evlendiğimiz, nasıl kitap okuduğumuz ya da ne kadar okuduğumuz. Yani ne yapıyorsak onu nasıl yaptığımızı belirleyen şeyin adı kültür. Üç tane temel değişkenden çok büyük etkileniyor. Sonra altında bir sürü başka şeyden de etkileniyor ama coğrafyadan çok etkileniyor. Hangi coğrafyada olduğundan. İklimden çok etkileniyor. Ve bu ikisinin organize ettiği hikayeler grubundan çok etkileniyor. Yani hangi hikayelere anlamlı bulduğumuz, bizim nasıl bir kültürün içerisinde olduğumuzu belirliyor. Bu üçünden başladıktan sonrasında çok çeşitli saçaklı ayaklarla beraber ilerliyor, devam ediyor. Kültür böyle bir şey. Kültürel evrim dediğimizde evrim nedir? Sana sorayım. Sen varken ben anlatmaya çalışmam birazcık şey olur, komik olur, trajik Estağfurullah. olur. Ben de uzmanı değilim. Benim mecburi öğrenmem gereken konulardan bir tanesi olduğu için ama
Devrimi özellikle burada tanımlamak belki daha önemli olacak. Çünkü mesela bizim yaşam süremiz içerisinde kültürde gördüğümüz değişiklikler, yani dün WhatsApp'ı kullanmıyorken bugün kullanıyor olmak, işte bir yere giderken konum göndererek buluşabilir hale gelmek, bunlar kültürel dönüşümler ya da kültürel değişiklikler, ufak farklılıklar. Ama evrim dedin mi, nesiller boyunca ağır ağır ve kalıcı bir yönde meydana gelen değişimler. Yani birkaç nesli en az ilgilendirmesi gerekiyor. Ve o nesilden nesile aktarılan, işte biyolojik evrim konuştuğumuzda bu genetik bilgi, ama kültürel evrim konuştuğumuzda da işte bir ifadeye göre mimler, o meme diye yazılıyor, mim. Yani kültürel hafıza kodları ya da hafıza paketleri. Bunlar anlayışlar, mottolar, aforizmalar. Şimdi şeylere mim diyorlar ya, sosyal medyada paylaşılan işte kola içince patlayan penguen bir mimmiş mesela. İşte kızım bayılıyor öyle şeyleri bana göstermeye. Bu mimlerin zaman içerisindeki dönüşümü, kültürel davranıştaki nesiller boyunca ağır ağır meydana gelen değişime kültürel evrim diyoruz aslında. Bu da bir açıdan biyolojik evrimle ilişkili ama ondan insan açısından oldukça bağımsız bir şey. Çünkü kültürel evrimi biyolojik evrimine galebe çalmış, üstün gelmiş tek türüz biz. Mesela şempanzelerde de dediğin gibi bir kültür var. Ama onlarda mesela alet kullanma kültürü atadan çocuğa aktarılıyor. Bebek maymunlar işte bir cevizi taşla nasıl kırdığını sürekli şeyden öğreniyorlar, annesinden ya da babasından. Bunu da daha sonrakine aktarılıyor ve burada belli miktar ustalaşma da var. Ama yani tutup da taşları birleştirip bilmem ne yapayım da ben bir otomatik ceviz kırma makinesi üreteyim gibi bir yere gidemiyor o. Çünkü kültürde böyle bir birikimsel bir durum yok. Sadece basit hayatını sürdürmesine yetecek bir bilgi aktarımı. Ama biz canına okuyoruz tabiri caizse. Yani neler neler etmişiz, hala da etmeye devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Aynı zamanda bu devam ettiklerimiz artık bizim biyolojik dönüşümümüzü, biyolojik evrimimizi de tetikleyebilecek, etkileyebilecek biçimlerde değişime de neden olabiliyor. Yani yemeğiyle ilgili yaptığımız davranış değişiklikleri bizde işte birkaç kuşak boyunca bizi mesela şeker hastalığıyla alakalı tetikleyebilecek bir duruma doğru getirebiliyor. Ya da yemelik dişlerimiz kayboluyor mesela işte buna bağlı. Aynen, yani kültürümüzdeki etki, onu pişiriyor olmamız ya artık onu ya da çiğnemedeki gereksizindeki azlık o şeyi etkiliyor. Bir şeyi daha açıklamak istiyorum bu aradayken, bir açıklama gerektiren bir şeymiş gibi görünüyor. Senin ifada yakaladığın çok ana kodlardan bir tanesinin de bu bakış açısıyla ilgili ilintili olduğunu zannediyorum. Ta en başından beri çok içimi kaşır. Homo sapiens sapiens olarak ana sorunu doğayla dengelenmek, doğayla çatışmak, savaşmak diyelim ama bu bir savaş değil aslında. Doğa sende savaşmıyor çünkü. Hani biz onunla beraber dengelenmeye, onunla beraber yaşamaya çalıştığımız dünyada yavaş yavaş artık gıdamızı yiyeceğimizi doğadan değil, insandan elde ettiğimiz başka bir kalabalık sosyolojik formüle doğru döndük. Sen de aslında ifada birazcık bunu anlatıyormuşsun gibi geliyor bana. Çok insan insana büyük öbek ilişkisi içerisinde senin biyolojik varlığın hala doğayla ilişkiye uygun arkadaş. Bunu bir fark et, buna göre burayı düzenle. Buraya göre düzenlemezsen burada kaybolup gideceksin'i hatırlatıyormuş gibi geliyor. O yüzden çok da iç kaşıyıcı geliyor bana bir şeyde. Evrenin en büyük sorunu, bizim tarafımızdan insan olarak baktığımızda en büyük sorunu bize karşı çok kayıtsız olması ya. Yani hani bize karşı bizimle hiç ilgilenmiyor aslında evren. Kendi dışında, yani dış dünya kendi dışında işleyen bir yapı şeyde. Ama biz o bizimle ilgilensin istediğimiz bir çabamız var onunla. Oradan ekmek çıkartmaya çalışıyoruz. Abi beni de gör, evren beni de algıla falan. Hani en son evrenden istediğim 100 bin dolar verdiğe kadar gelen bir sıkıntı hikayesi falan da var. İşin içerisinde başka bir yerden. Şimdi bunu da anlatmak, fark etmek gerekiyor. Çünkü tam tarihlemesini veremeyeceğim ama tahmin ediyorum herhalde 3000 yıl desek çok yanılmış olmayız. Son 500 yıl desek daha da belirgin hale gelir. Bariz bir şekilde biz artık doğadan ekmek çıkartmıyoruz. İnsan ilişkilerinden ekmek çıkartıyoruz. Yani benim aç kalmamam için doğayla nasıl idare edeceğimi öğrenmem gerekmiyor biyolojik olarak. Ben insanları nasıl idare edeceğimi öğrenmem gerekiyor. Bu da kültürel olarak kültürel kodları doğru okumak, doğru geliştirmek, doğru devindirmekle alakalı bir hikayeyi çok önemli hale getiriyor. Bu hatta da yeniden yazmak. Bir de yani bu da var. Onu da konuşuruz. Yani o kültürel kodu bir daha inşa etmek, yeni bir hikaye yaratmak, insanları onun etrafında toplamak gibi becerileri de önemli kılıyor. Önemli kılıyor çünkü işte azıcık güç elde ettiğimizde o gücü doğru şekilde etki kullanabilmemiz için bizim de bir hikaye üretmemiz, bu hikayeyi başkalarını ikna etmemiz, başkaları da o hikayeyi anlamlı bulduğunda böylece o insanları yönetebilir duruma gelmemiz gerekiyor. Yani ya da hani bununla ilgili çabalarımızla beraber dönüyor dünya. Şimdi böyle olduğunu fark ettiğinde
aslında bizim doğayla ilgili, yani nasıl buğday elde edeceğimiz artık herkes için çok aleni gibi doğayla ilişkili. Nasıl su bulacağımız herkes için çok aleni gibi. Yani 10 yaşında bir çocukla bunu gerçekten YouTube'dan yarım günde öğrenebilir ya da işte bununla alakalı bilgiler edinebilir. Sorun şu, o suyun sistemin, o büyük sistem diye tarif edelim, hepimizin içinde yaşadığı 7 milyar insan diye kabulle devam edelim. 7 milyar insanın birbirleriyle organize olup o suyu nasıl paylaşacağı, o yiyeceği nasıl paylaşacağı, ona nasıl verecek, statülerin nasıl dağılacağı yapısı. Bunun olabilmesi için de bir kültürel kodlar zincirinin tüm dünyaya yaygın şekilde, yani Afrika'dan, Hindistan'dan, Avrupa'dan dahil şeylerin birbirleriyle çalışır halde durması gerekiyor. Bu yapının kendisi aynı doğal seçilim sistemle çalışan evrim kurallarıyla çok benzer şekilde işlediğini fark ediyorum en başından beri. Yani kültür dediğimiz doku aynı DNA'nın çoğalması ya da yayılmasındaki davranış gibi yapılandırılıyormuş gibi geliyor. Hani trajik bir örneğini vereyim bir şeyde. Bundan 300 yıl öncesine gidelim, 400 yıl öncesine gidelim. Hindistan ordusu kendine ait çok butik, Osmanlı ordusu kendine ait, Mısır'ınki kendi, Çin'inki hep kıyafetleri düşün, kullandıkları silahları düşün, organize olma biçimlerini düşün, herkes kendine ait bir yapıyken, işte en büyük korkuları da Batı olan bu verdiğim örneklerin hepsi, Batı ile savaşırken hepsi batılılaştı. Şimdi bakıyorsun tüm ordular, kıyafetler, hani giyinme biçimleri ya da yemek yeme biçimleri, ya da evlenme biçimleri hızlı bir şekilde birbirleriyle benzeşiyor. Güçlü olan, güçsüz olanı, aynı işte doğal seçilim hikayesindeki olduğu gibi güçlü olan, güçsüz olanı yiyor, biçimlendiriyor. Hani onunla savaşıyormuş gibi görünse bile ona dönüşüyor aslında. Hani global işte, kültür dediğimiz şeye kaynaşıyor yani. Kaynaşıyor ve yani bu bir teoriye göre tekilleşmeye doğru götürüyor, bir teoriye göre bireyselleşmeye doğru götürüyor falan. Yani hani başka başka şeyleri var işin içerisinde. Bunun bu kadar birbirine benzediği, bu kadar da sert benzediği. Şimdi evrimin kendisi çoğalmak için üremeyi kullanıyor bir şeyde. Kültür de çoğalmak için iletişimi kullanıyor. İletişimin niye bu dönemde bu kadar çok önemli hale geldiğini ve bizim niye bu konunun önemini bir türlü fark edemediğimizin zeminlerinden bir tanesiymiş gibi görünüyor. Çünkü kültür düzgün iletişim metodolojileri uygularsan çoğaltabildiğin bir şey. Bir başkasına aktarabildiğin kadar çoğaltabildiğin bir şey. Ya da bir şey ilave edeyim buraya. Mesela evet. Biyolojide genetik neyse iletişimde de o dedin ya kültürde. Bir de şöyle bir kısmı var. Mesela canlı grupları arasında gen akışında herhangi bir sınırlama, bir izolasyon, bir bariyer olmazsa o canlılar bir süre sonra aynılaşıyorlar. Yani eğer aralarına bir bariyer koyarsan bunlar kendi içlerinde rastlantısal farklılaşmalar biriktirdikleri için ayrı türlere, bizim kültür konusunda ayrı kültürlere dönüşüyorlar. Şimdi globalizasyonun ve zaten birçok insanın dikkat çektiği esas problemi homojenlik yaratmak, tiplik yaratmak. Bu peki canlılar aleminde niye tercih edilmeyen bir şey? Çeşitlilik mücadele için iyiydi. Şartlar değişince hayatta kalan canlılığı sürdürüyordu. Biz şimdi bak bir koronavirüsten kıç üstü oturur duruma gelebildiysek bunu biraz da global kültüre borçluyuz yani. Biraz da değil, bariz bir şekilde global kültüre borçluyuz. Yani bir ayın içerisinde dünyadaki herkes herkesle görüşüyormuş, bunu anladık. Yani bir ayın içerisinde, yani Çin'den çıkan şey bir ayda dünyaya yayıldı, bir ay. Şimdi yani bu demek ki dünyadaki herkes herkesle görüşüyormuş. Bu çünkü insan insana genişen bir şey. Aynen. Yani böyle bir organizasyon, hani biz bunu soyut ya da dijital ortamdaki varlığıyla hayalsi konuşuyorduk ama gerçekliğini virüsle beraber görüyoruz yani. Bir ay 45 günü bulmadı değil mi tüm dünyaya yayılmış? Tabii canım, hemen patladı. Yani bir de virüs salgınının yarattığı etkinin cinsi açısından çok homojen her şey. Her yerde her şey aynı şekilde oldu. Sen daha önceki buluşmalarımızdan birinde demiştin ya. Ya tamam işler kötü gidiyor bilmem ne ama herkese böyle oluyor. Yani dolayısıyla bir eşitlenme hali var artık. Ama eğer gerçekten kültür, yaşam tarzı bilmem ne açısından belirgin farklarımız olsaydı bazı kültürler bundan daha farklı etkilenecekti. Hatta belki bu iletişim sayesinde o kültürlerin o farklı etkileşme ya da direnç tarzı, mücadele tarzı diğerlerine ilham olabilecekti falan filan. Evet. Ama işte biraz şöyle de bir şeye dikkat çekmek lazım belki. Antik dönemlerdeki kültürel evrim ya da biyolojideki biyolojik evrim. Bakarsan nesilden nesile aktarılırken çok saf ve sade bir kuralla işliyor. Faydalı olan, yani bir şekilde hayatta kalmayı ve üremeyi arttıran faydalı modeller devam ettiriliyor. Faydasız ya da zararlı olanlar siliniyor. Fakat bu biraz da
nesiller boyunca, yani her bir yeni neslin ya da birkaç nesil sonrasının önceki nesli unutmasıyla, kendi hayatlarını yeni baştan yeni koşullara göre şekillendirmeye çalışmasıyla besleniyor. Ama şimdi global kültürde, hani hep bu komplo teorilerinde çok sık geçer ya, üst akıl, karar vericiler. Şimdi bu karar vericiler dünyayı şöyle bir moda da sokuyor. Belli bir stratejik plan, belki de işte bugün bütün dünyadaki bu network ağıyla bütün insanları yönlendirmeye yönelik bir büyük plan gerçekten muhtemelen vardır. Adamlar boş oturmuyordur yani. Ama bu da aynı zamanda nesiller boyunca aktarılıyor. Ve biz evrilmek yerine belli bir planın kemikleştiği ve insan toplumunun, hani nasıl diyeyim, üzerine otura yazdığı bir kültürel yatağa da giriyor olabiliriz ki öyle gözüküyor. İşte insanın fabrika ayarlarını ben bağırırken öbür bir başkası ya işte doğaya dönelim bak böyle yanlış yaşıyoruz derken, geçen gün işte bir şey Campbell'ın kitabından bir bölüm paylaşmış bir arkadaş, neredeyse ifa ile aynı şeyleri söylemeye çalışıyor adamcağız. Yani bütün bunları söylerken durumumuzun gittikçe umutsuz hale gelmesi kültürümüzün ihtiyaca göre değil plana göre evrilen ya da yürütülen bir hale dönmesinden de kaynaklanıyor olabilir. Yani bizim kültürel çeşitliliğimiz ve kültürel evrimimizin insan eliyle yönlendirilmesinin ciddi zararlarını yaşamaya başlayacağımız bir zamana doğru gidiyoruz ki yaşıyoruz. İşte virüsle mücadelede bunu gördük. Biraz önce söyledin, 100 sene önce insanların hiç bilmediği hastalıklardan çoğumuzun ölüyor olması bunun doğal bir sonucu. Yani biz artık kendi kafamıza göre, yani seçilim unsurlarıyla, deneme yanılma yoluyla değil de kafamıza göre bodoslama gidiyoruz ve şu andaki teknoloji ve iletişim biçimleri, yazılı kültür, kayıt altına alma, dijital bankalar falan falan gibi araçlar bu etkinin sürdürülebilmesini sağlıyor. Bir iki nesil sonra hayatı tekrar keşfetme şansı gittikçe azalıyor. Çünkü evvelkilerden gelen teamüller, şunlar bunlar daha çok dört yanımızı sarmış vaziyette. İnsanın dramı zaten biraz tarihte böyle olmuş. Yani kendi kafasına göre öyle takılmış ki sonunda küt diye bir işte Efes'in Mefes'in başına geldiği gibi bir şamar darmadağın olmuş, sonra reset. Böyle bir kafamız var. Burada bir şeyi belki belirgin hale getirmek gerekiyor. Şimdi bu dönemin kültürünü çok baskın bir şekilde belirleyen bakış açılarından bir tanesi aslında bilim. Yani evet. Bilimsel bakış açısı, bilim daha sonrasında teknoloji oluşturuyor. Teknolojinin yansımasıyla beraber hayatımız aslında böyle, yani ortak bir kültürü bilimle pozisyonluyoruz. Bilim bu arada en başından beri, en başı dediğim işte belki 300-400 yıldır, o kadarlık bir geçmiş var aslında. O 300-400 yıllık bilimsel bakış açısı zaten global bir şeydi hep. Yani hep, evet, yani dünyada ortak kullanı hep başından itibaren öyle gelişen bir şeydi. Yani lokal olsa da çok kolay globalleşebilecek basit bir şeydi. Anlaşılır bir şeydi ve bu hızlı komünikasyonla yayıldı zaten yani. Yayıldı ve şimdi hayatımızı kültürel anlamda pandemiden bağımsız bir şekilde de, pandemi de çok daha belirgince öne çıktı. Ama hayatımızı bilim yönetiyordu. Yani ne yiyeceğimizi aslında bilimle karar vermeye çalışıyorduk. O yüzden bilimin popülerleşmesi, hani bundan 3 ay öncesindeki konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi. Yani devamlı mıncık mıncık popüler hale de getiriliyor. Çok, yani yumurta iyi midir kötü müdürle alakalı gerçekten makale seviyesinde hem iyidir hem kötüdür diye sonuçlar çıkartılabiliyor ya da yorumlanabiliyordu. Fakat bilimin ve teknolojinin genel etkisi zaruri bir tekelleşmeyi de oluşturdu kültürde. Yani tüm dünya olarak ne yiyeceğimize alternatif bir çözüm üretmeyle alakalı bir çaba yokmuş gibi görünüyor. Şimdi buna bir değişken, senin bu kadim bilgi diye tarif ettiğin bir değişken daha var ki, o bizim eski kültürlerden beraber taşıdığımız aslında biyolojik tarihçemizin varlığının oluşturduğu kültürel durum. Şimdi yavaş yavaş bu pandemi sürecini nasıl etkileyecek tam emin değilim ama yavaş yavaş bilimin yanına bir başka böyle bir yapı daha eklemek, bir felsefe, bir bakış açısı, bir kadim kültür bilgisi, yeni hikaye grupları da gerekiyormuş gibi görünüyor. Bilimin çünkü bir sorunu tekelleşme, ikinci bir sorunu da anlam kayıpları oluşturuyor. Bilimsel bilgiyle varacağı sonuç anlamlı, değerli, senin yani mana dünyanı çok etkileyebilecek şeyler olmuyor. Ona yeni anlamlar yüklenmesi gerekiyor. Bunun için ikinci bir yapıya, felsefi olarak bir sorgulamaya ya da işte kadim bilgilerden yararlanarak başka kültürlerin etkisine açık olmak gerekecekmiş gibi de görünüyor ikinci tarafta. Ama henüz bu ikinci unsurdan çok uzağız. Yani herkes masada bilimsel anlamda bir şey koydu mu konu tartışılamaz duruma geliyor. Ya bilim şu anda işte niye can simidi gibi, yani bu işlerde neden hep en merkezde? Çünkü öbür yolların tamamını biz unuttuk. Şimdi insanla ilgili kültürel evrimin yaratabileceği olası sorunları anlamanın bence en temel prensip bilgisi şu. İnsan zihni evreni
zihinsel modeller biçiminde algılar. Olduğu gibi algılamaz. Şimdi bütün beyinlerin ortak özelliği dünyayı olduğu gibi algılamak değil, onu işe yarayan bir tarzda etiketleyip sınıflandırarak, modelleyerek algılamaktır. Yani hiçbirimiz zaten işte Matrix'te falan ana fikir o değil mi? Yani dışarıyı görmüyoruz, bilmiyoruz. İşimize yarayacak bir arayüz içinde yaşamaya çalışıyoruz ama insanda bir de bunun bir üst versiyonu var. Baktığı şeyi anlayabilmek için onu anlayabileceği bir modele indirgiyor. Mesela biz bunu bilimde çok kullanırız. Hava durumunu modelleriz. Modellemek ne demek? Hava durumunun değişimlerine sebep olan bütün faktörleri sayısal denklemlere dönüştürürüz. Bunları bilgisayara yazarız. Ama bir taraftan da biliriz ki sadece bunlar değil, sayısız bileşen. Yani oradaki yıldızların hareketi de bizim hava durumumuzu etkilemektedir. Ama bunların etkilerinin çok küçük olacağını düşündüğümüz için onları göz ardı ederiz, ihmal ederiz. Denklemlerimize koymaz ya da yuvarlarız. Neticede bu modeli çalıştırdığımızda en azından birkaç gün boyunca hava durumunun gidişatına benzer bir çıktı veriyorsa deriz ki bu model çalışıyor. Şimdi bugün bilimde yaptığımız bu şey aslında insanın hayata bakış tarzı. Biz hayata bakıyoruz. İster doğa, ister kendimiz, ister topluluğumuz neye bakıyor olursak olalım, onu anlayabileceğimiz bir modele dönüştürüyoruz. Yani işte bütün Lazlar çok atarlıdır. Bir model mesela. Böyle bakarak oraya öyle bir, nasıl diyelim, sistem yakıştırıyoruz ve onu onunla muamele ediyoruz artık dünyaya. Şimdi modellerin bir özelliği vardır. Modeli biz niye kurarız? Gerçeklik ultra karmaşık olduğu için gerçeği anlaşılabilir bir hale dönüştürmek üzere sadeleştirme gerektirir. Dolayısıyla bütün modeller gerçeğe göre çok basit şeylerdir. Ve basit olduğu için de göz ardı ettiği çok fazla şey vardır. Kelebek etkisini denkleme koyduğunda o hariç tuttuğun şeyler gelir senin modelini yakın bir zamanda darmadağın eder. Ama insan ne yapar? Modeli zorlayabilir. Mesela maymunlarda da modeller vardır. Maymun için taş yoktur, ceviz yoktur. Yenecek bir şey, onu kıracak bir şey vardır. Dolayısıyla onu vurdu mu kırar, o cevizi yer. Güzel. Ceviz onu çok sevdiği bir şeydir. Ya da işte börtü, böcek, küçük maymun ne yiyorsa onları çok sever. Ama şunu bir maymun rahatlıkla fark edebilir. Belli mevsimlerde ceviz yoktur. Yani bir kıtlık vardır. Maymunun beyni aslında, yani yapısal olarak, o cevizi alıp bir şekilde tohumunu toprağa ekip yeni ceviz üretip hatta bir sera yapıp bilmem ne, muhtemelen öyle bir şeye muktedirdir. Öğretirsen yapabilir çok komplike bir şekilde ama maymun bunu akıl edemez. Çünkü tabiatı zihninde kendisine sürekli ceviz vermesi gereken bir hizmetçi gibi kodlayamaz. O tabiatın bir parçası olduğu için ne sunarsa onunla iktifa eder. Onun modeli cevizi kırıp yutana kadardır. Ceviz yoksa eyvallah der, bir başka besinle hayatını sürdürür. Bizim modelimizde ise biz etken ve failiz ya, tabiata bir şeyler yaptırabildiğimizi gördük. Taşın bize itaat ettiğini gördüğümüz andan itibaren tabiatı boyun eğdirme yönünde bir hikaye başladık ve modern bilimi başlatan Francis Bacon'ın sözüne kadar geliyor bu iş. Muhteşem bir anlatım bence. Bilimin işi tabiata, bak bu ifade aynen geçiyor, işkence ederek onun sırlarını almaktır. Onun sırlarını çözüp insanın faydasına kullanmaktır. Yani insanın modeli tabiatı sömürmek üzerine, inşa etmek üzerine. Şimdi bu model tek başına olduğu zaman aşikar ki her dönemde olduğu gibi şimdi de başımıza bela. Bu dönem antik Mısır'da da vardı. Ta işte taş çağı sonrası bronz çağında da vardı. İşte demir çağında da vardı. O zamanlar da vardı. Ama o zaman bu kadar bilgi ve bu kadar komünikasyon, iletişim olmadığı için dünya üzerine etkisi sınırlıydı. Ama ne yaptı? Zamanla bizi kutulara hapsetti. Şimdi o kutuların en kavilerinden biri olan süper ikna edici, akılcı, bilimsel ve teknolojik model var. Bu modelin dışında düşünmeye kalkarsan sana deli diyebiliyorlar. Yani sahte bilim diyorlar. Uçma. Bunlar bilimsel değil. Bütün bunlar nedir? O modelin içindeki rahatlığı, dışarıdaki gerçeğe tercih etme hali. İşte bahsettiğin kadim bilgi aynen bütün doğada olduğu gibi nesiller nesiller boyunca seçilerek gelmiş faydalı insanlık bilgisi, faydalı hayat bilgisi. Ve biz bu hayat bilgisinden istifade etmeyi bir an önce akıl edemezsek kendi modelinde boğulan öncüllerimiz gibi aynı hadiselerle yüz yüze geleceğiz. Şu anda yaşadığımız şeyler bunun bir işareti bana sorarsan. Modeller sarsılıyor.